Saygıdeğer hocam, yarın Allah'ın izniyle ciddi bir ameliyata gireceğim. Sizi ve sohbetlerinizi yakından takip ediyorum. Sürekli duadayım. Yarın için Rabbime de tevekkül içindeyim. Sonuçta Allah'tan geldiğinden yine Allah'a sığınıyoruz inşallah. Sizden ricam, benim için dua etmeniz. Dualarınızı yüksek, lütfen eksik etmeyiniz inşallah. Selam ve hürmetlerimle ellerinizden öpüyorum hocam. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Amin. Saygılarımla, Tülün. Tanrı vermiş. Şimdi güzel Tülün. Ameliyat olacaksın. Senin ameliyatını Allah yapacak. Allah orada insan suretini tecelli edecek. Sana neşleri Allah vuracak. O vücudundaki o rahatsız olduğun kısmı yaratan Allah. Bak, derdi Allah verir diyor ayette, Kur'an'da, Hazreti İbrahim değil mi? Ya Rabbim diyor. Hastalığı Allah verir diyor. Tedavisini de, ilacını da Allah verir diyor. Şifayı da Allah verir diyor. Senin vücudunda meydana getirdiği o rahatsızlık bir mucizedir zaten. Özel yapılıyor. Allah doktor olarak tecelli eder. Neşter olarak tecelli eder. Seni açar. Vücut Allah'ın vücududur. Allah'a ait vücuttur. Yarılan vücut da Allah'ın vücududur. Allah'a aittir. İnşallah. Allah'ın tecellisi olan vücudu. Allah'ın tecellisi oradan o parçayı alır. Ve Allah onu geri diker. Tecellisi olarak. Tecelli olarak diker. Sen de inşallah şifa bulursun. İnşallah. Ama yani şimdi biz bu dünyaya imtihan için geldik. Sürekli şifa içinde yaşamayacağız biz. Yani binlerce sene şifa içinde yaşamayız. Bir gün bu perde kalkacak önümüzden. Şu şekilde açılacak birden. Berrak bir görüntüyle karşılaşacağız. Tak adımını atarsın. Bu perde kalktın mı önündeki yere doğru ilerlemeye başlarsın. Biz bunun için yaratıldık. Yani ruh olarak, beden olarak tamamen Allah'a aitiz. Ruh Allah'ın ruhudur, beden de Allah'ın ruhudur. Sen ameliyat olmuyorsun. Allah'ın tecellisi ameliyat oluyor. Allah'ın tecellisi de seni ameliyat edecek. İnşallah. Sen Allah'a tam teslim olacaksın. Kendini bırakacaksın. Burası bu imtihanların olduğu yer. İmtihanlar olmazsa, bu eğitimden geçmezsek dünya dehşet verici olur. Allah izin versin. Hayatın bütün güzelliği yok olur. Bak, bardağın anlamı kalmaz. Meyve suyunun anlamı kalmaz. Kalemin anlamı kalmaz. Şu yaptığımız sohbetin anlamı kalmaz. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. İmtihandan dolayı her şey güzel, anlamlı oluyor. Mesela kıyafetlerin de anlamı kalmaz. Adam niye kıyafet giysin ya? Tabii. Hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Niye kendine bakım yapsın? Niye güzel söz söylesin? Güzel sözün de anlamı kalmaz. Sevginin de anlamı kalmaz. Hepsinin anlamlı olması için bizim mutlaka bu imtihanı yaşamamız lazım. Bu imtihanda Allah bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Mesela bak, benim Tülin kardeşim ne zaman ameliyat oldu? Daha Big Bang olmadan, kainat yaratılmadan sonsuz evvelde ameliyatı oldu. O zannediyor şimdi ameliyat oluyor. Çoktan ameliyat oldu. Ameliyatı çoktan bitti. Kaderindeki ameliyata doğru gidiyor. Ta Birinci Dünya Harbi zamanında onun ameliyatı yapılmıştı. Peygamberimiz zamanında yapılmıştı. Hazreti Adem'in çamuru karılırken daha yapılmıştı. O zanneder ki daha yeni yapılıyor. Belki. Öyle değildir. Kaderde tek bir an içerisinde olup bitmiştir. İmtihanla biz güzelleşiriz. Olgunlaşırız. Anlam kazanırız. Sevginin anlamı olur. Vefanın anlamı olur. Mesela benim kızım böyle, bu dünya tatlısı. Çok efendi mesela. Arkadaşlarına vefalı, sevecen. Niçin? Allah rızası için yapıyor. Yoksa böyle olmaz ki. Dürüst de olmaz. Tülün kardeşimize Allah'tan şifa diliyoruz. Bak, Tanrı vermiş, soyadı bile çok güzel. Allah ona vermiş. Değil mi? Allah yaratmış soyadı. Evet. Gönlü rahat olsun. Ailesinde gönlü rahat olsun. Dünyada ahirette kardeşimiz inşallah. İnşallah. Allah ömrünü uzun etsin. Sağlık sıhhat versin. İnşallah.